Evet, usta oyuncu Aydemir Akbaş efendim 86. yaşına gözyaşları içinde girmiş ve diyor ki 95'ten önce ölmeyeceğim. İzleyelim haberimizi. Şafak Sezer 15 senedir birlikte çalıştığı Aydemir Akbaş için özel bir doğum günü partisi düzenledi. Türk sinemasının emektarı Aydemir Akbaş 86. yaşını gözyaşları içinde kutladı. Dünyamız ne zamanda kurulmuş? Belki de biz buraya atıldık. Ondan farklı yani... Herkes bir yere atılıyor abi. Biraz atıl... hızlı geçelim de buralara abi. Biz atılmadık, biz göbek bağıyla geldik de neyse. Evet. Aydemir abi atılmış olabilir 86'dan beri. Abi hangi roketle geldin? Baba, duygu yaptı baba da baba. Aydemir Akbaş hüngür hüngür ağladı. Bir şey söylemek ister misiniz Aydemir Bey? Konuşabilsem. Ne mutlu, birçok seveniniz burada. Baba. Gelecek mi? Ay canım abim benim be. Bravo. Allah'ın hastalığı. Ama benim bir iddiam var. 95'ten evvel gitmem. Ha? İnşallah gelinler versin. Allah daha da uzun ömür versin. Ona göre. 95 biraz skalayı büyüttün ama. 95 aramızda görecek yok. Ben sana söyleyeyim, garanti veririm. Mustafa abi, nasılsın? O da kalp krizi geçirdi biliyorsunuz geçenlerde. Allah uzun ömür versin. 95'e kadar yaşayacağım diyor Yeşilçam'ın dev çınarlarından duygulanmış olması da çok normal. İnsan belli bir yaştan sonra, buna biz de dahiliz. Ya eskiden hiç umursamadığımız şeye gözümüz doluyor ya da daha çok etkileniyoruz. Değil ki, onda anı çok ve kaybettikleri de çok bu süreç içinde tabii ki. İnşallah 90'lar nasip olur, 100 nasip olsun. Amin. Daha tabii önemli olan ne? Beden sağlığı, akıl sağlığı. Sağlığın olmadıktan sonra... Yüz olsan ne olur? Hiçbir önemi yok. Bir anlamı yok. Evet, dediğin gibi insanlar yaş aldıktan sonra daha duygusallaşıyor. Evet. Örnek işte Aydemir Akbaş, başka bir örnek İbrahim Tatlıses diyebiliriz. Biz de öyle. Tabii. Her şeyde gözlerimiz dolmaya başlıyor ama izliyorum, normalde çok çılgın, çok eğlenceli bir isim Aydemir Akbaş. Onu da söyleyelim. Değil mi? Beyhan Hanım'la iki kez boşandı, üç kez evlendi. Müge röportajını okumuştum. Dünya tatlı. O kadar komik anlatıyor ki. Diyor ki incir çekirdeğini doldurmayacak nedenlerden dolayı boşanıyorduk. Mesela yemeğin yağı neden az diyordum. Sinirleniyordum. Dava açıyordum. Boşanıyorduk. Ertesi gün 15 gün sonra barışıyorduk. Sonra işte bugün niye evde pırasa var diyordum. Dava açıyordum. Düşünebiliyor musun? Boşanıyoruz. 15 gün sonra bir daha nikah masasına şimdi, oturuyoruz. Şimdi böyle güçlü aktörler, böyle hak kahramanları bize ne kadar tatlı geliyor ama onları evde idare etmek aman çok zor.